Şağandan haber gelmiş mi <gülüyor> 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 Oğlum desenize tweet atmış diye Konuyla ilgili Abi ona bir baksaydın ya Ya 47 bin fav atmışlar ya Bizim millet gerçekten balık hafızalı ya Bizim millet ciddi balık hafızalı Abi. Abi. Efendim canım. Ee, Bayino'da bir sıkıntım var. Nereden bileyim? Ne oldu? Birkaç kişi birkaç kişi yazdı da gözükmüyor diye bir bakabilir misin? Hemen ona bir restartlayalım. Refresh. Bir refreshleyelim. Refresh. Aramıza yeni geldim ben. Arkadaşlar şu şahanlı tweetime destek verin. Bugün özel Twitter'ı açtım amına koyayım. Oğlum Gert Wilders'e neden verdiniz bu prim ya? Siz salaksınız ya. Arkadaşlar gerçekten salaksınız. Ya, bu adam faşist plus maxima yani. Bu adama vermeyin bu primi. Atatürk dedi mi veriyorsunuz primi. Abo! 123 bin like almış. Abo ya. Uf. Her seferinde yiyorsunuz bunu ya. Oğlum o adama yeterince güç versinler. Yemin ediyorum bak. Türkiye'ye atom bombası atalım mı deseler bir saniye düşünmez düğmeye basar. Bir saniye düşünmez düğmeye basar. Bak düşünürse orospu çocuğuyum. Öyle bir herif o. Yani her at... Ad... Maçımız Arabistan'a iptal olmuş. Evet abi. Ben Galas Tamam. Siktim arabı. Son, iki, üç, dört. Abi. Çok ayıp. Böyle şeyleri, ırkçılıkları tasvip etmiyoruz. Ama şarap içen... Bu ne? Iyy <laughs> o ne ya? Ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Yemek yiyorlar ya ne oldu? Ne yiyorlardı? Pilav. <laughs> Pilav en şu abi. Ha doğrusu o muymuş? Abi. Elle yemenin tadı bir başka. Biz de ayakla yiyormuşuz onlara göre. Doğru diyor. Ben onunla konuştum orak. Herkes gider, biz kalırız. Biz galatasaraylıyız. Herkes gider, <gülüyor> <gülüyor> biz kalırız. Bunu dedi, dedi, kim editledi? Kim aklına geldi? Onu ne ya? Yani. Ne diyor bu Furkan yine? Suudi Arabistan açıklamalarına göre istikrar maaşı ile ilgili hiçbir noktada sorun çıkarılmamış. Sorun çıkaran konu Atatürk posteri. Gerçi bir futbol maçında Atatürk posteri olmaz zorunu anlayamadım ama kulüpler bu gereksiz maça çıkmama hakkına sahip. Aa teşekkür ederiz. Aa abi teşekkür ederiz Furkan buna izin verdiğin için ya. Furkan oğlum eyvallah. Eyv lan eyv Oğlum izin vermiş lan. Furkan <laughs> sağ olsun ya. Arabı. Ya abi yeter ırkçılık yapmayalım arkadaşlar ırkçılık ya. Hey hey hey. Ya dostlar küfür yok dostlar küfür yok ırkçılık yok bunlar yok dostlar ya. Bunlar yok ya. İkisi de olmayacak. Ne bu? Abi bu foto... Abi... Abi... Hocam... Hoc... Ya niye yüklemiyorsun Twitter? Gerizekalı mısın? Tutsak demir taşın abisi bu. Akıyor akıyor fide bak fide bak akıyor Hey hey Bu ayıbı herkes görmeli ve kınamalı diye düşünüyorum Bu ayıbı herkes görmeli ve kınamalı yani Böyle bir şey olamaz Ne bu? Batuhan Karadeniz'e sen bugün de... la, 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 la. teşekkür ediyorum. Orada oynamayan, sahaya çıkmayan bütün oyunculara teşekkür ediyorum ki bizim karakterimizi ülkemizin herhangi bir para birimine satılmadığını orada bugün gösterdiniz. Anladın mı? Sen hala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak bu Türkiye bu Süper Kupayı ki bundan sonra Atatürk Süper Kupası olacak o. Mustafa Kemal Atatürk Süper Kupası olacak o kupanın adı. Sen bugün Orada hala sonuna kadar pazarlık arifesindeysen sen bu ülkeye gelme. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu araştırsınlar. Ben böyle bir ne Müslümanlık gördüm, ne Türklük gördüm, ne vatanseverlik gördüm. Hiçbir şey. Hayır nesini araştıracaklar? Daha önce Baylok falan mı kullanmıştı araştıracaklar? Ben anlamadım ki. Araştırılacak bir şey mi var yani bu adamın? Bir bilmediğim bir şey mi var? Ben anlamadım ki. Bir sıkıntı mı var benim bilmediğim? Neyse. Bir şey görmedim. Kim bana ne söylüyorsa da söylesin. Belki de bugün benim son yayınım olsun. Bundan sonra hiçbir e, mecrada da para kazanmayayım. Ama lanet olsun. Hamit Altın, Altın Top'la beraber bunlar çıksın. Penaltı atışsınlar. Hanginiz kazanırsa kupayı da o alsın. Yazıklar olsun ya. Lan bizi dünyaya rezil ettiniz be. Hmm. Bu ne diyor? Bu akşam Türkiye operasyonu. Bu kim? Görmüyor musun işte resmini kardeşim? Er, erlik işte bu. Erlik kardeşim bu. He. Resmi orada. Cemal Paşa'nın Arabistan'da sol kulak yaptıklarını soruyorlar. Şimdi bunun reklam arasında Erol abi'nin söylediği bir şey var. Sol kulak. Kaldıramayacağım. Asa kaldım mı lan bu? في <applause> لوزو بوتوغان جميع المسلمين في انهاء العالم المؤمنون هم جسد واحد هناك من يريد تقسيم هذا الجسد ولكننا Her toplumun içinde iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da vardır. İlla hafinet ile ahira ama bazı eşhas ellezine yez'umune ennehum etrar. Bu tehlikenin farkındayız ve Türk gazetecileri olarak bu çağrıyı yapma gereği duyduk. Yuhaviluna el yevm zer'an tilketi beynel muslimin kema fealu qabla miyati amin. Biz Türkler tarihin her devrinde misafirperverliğiyle anılmış ve Müslümanları bağrına basmış bir milletiz. Ben yettesin bil unsuriyeti la alakate lebu megal etrak ve kıyamahım. Azınlık bir grubun yaptığı bu ırkçı saldırılar Türk milletini temsil etmiyor. La yumkinu li ahadim minna en yatanikal unsuriye ve hi muharrametun fil islam. Biz hep birlikte bir halkız. Türküz, Kürdüz, Arabız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milleti. Yo hepimiz Türküz. Ulus olarak bizim ulusumuz Türk abi. Ben Karadenizli Arab Arap olabiliyor mu? Ben olamıyorum ki. Olamazsın mesela ama Karadenizliysen Türk olabilirsin. Evet.

yani Müslümanlık bir millet değil. Ee, benim Arap kardeşim yok. Arap kökenli olup bu topraklarda doğma büyüme olanlar, bu toprakları kabul edenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görenler kendini Türk'üm diyenler vardır illa ki. Yani şimdi Mardin'de Arap etnik kökeni olan çok insan var. Hatay'da çok var. Yani bu ülkede var. Ama günün sonunda... Türktür abi. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Yani. Şarap Ben içtim şarabı. Teşekkür ederim dostum. Ben şarabı içtim. Mesela Alper Çağlar var. Adam Arap ama Türk yani. Anladın mı? Şunun banını açıp bir hafta time out dönüşüne. JLX off. Uchiha Sasuke'nin bir mesajı var. Hay hay hay! Arkadaşlar, ırkçılık içeren şeyler yok. Hataylı Arap'ım sonuna kadar Türk. İşte anlamıyorlar, bunu anlamıyorlar. Türk? Adem ne yapıyorsun? Ülke yanıyor. Adem! Adem balık tutuyor. A Ad Adem balığa çıkmış. Adem balık. Bu işler çok tehlikeli. Ta Osmanlı zamanında bile o zamanın kayıtları Osmanlı'dan Turkish Empire olarak bahsedilir. Hayır zaten üst kimliği Türk yerine X yaparsan Yee, tam olarak doğru değil. Türk ulus olarak Atatürk tarafından yaratılmış bir ulustur. Irk olarak demiyorum. Ulus olarak Atatürk tarafından yaratılmıştır Türk. Bu başka bir hikaye. Senin ırk olarak Türk dediğin Osmanlı'da e, çok da revaçta bir ırk değil yani. Çok sevilen bir ırk değil. O başka bir şey. Anladın mı? Millet olarak Türk başka bir şey, ırk olarak Türk başka bir şey. Osmanlı'da Türkler böyle çok sevilen, çok iyi korumlara gelen bir ırk değildi yani. Onu, onu bir anlamak lazım. Neye eksi bir diyorsunuz oğlum? Türk dediğin en çok isyan çıkaran. Anladın mı? Osmanlı'nın içinde en çok yerinde duramayan, hiçbir neredeyse üst rütbe görevlere gelemeyen, bir ırkdi yani Osmanlı'nın içinde neyi eksi bir amına koyayım yani ne anlatıyorsunuz? Atab ben vergi vermiyorum diyor. Vermezlik diyor vergi. Adam çıkmış demiş ben Türk Türk demiş ben vergi vermiyorum. Pa süküm demiş. Al sana isyan. <laughs> Bazı caiz züküm Adam böyle yaşamış yani Osmanlı'nın içindeki Türk böyle. <laughs> ne oldu Türkiye'de ne kaçırdık? Oldu bir şeyler ya. <laughs> Suudlar dersek özünde şey çok ayıp abi böyle şeyler demeyin ya. Kuzey Makadonya kokanayım. Gen testi de yaptırdım. Çocuklarım sarışın mavi gözlü doğdu ve büyüyor. Ben bir Türk'üm. Başka soru var mı? Ha gen testi ben de yaptıracağım. Yani Şimdi yolda bakalım artık yüzde kaç Rum çıkacağız, yüzde kaç Türk çıkacağız, ne çıkacağız. Benim baba tarafı fur sarışın mavi gözlü. Bilmiyoruz artık da çıkacağız. İşte onun bir önemi yok. Anladın mı? Yani ben sapına kadar Türk'üm. Oradan çıkacak şeyin bir önemi yok. Anladın mı? Anam Romalı çıkacak muhtemelen. Lord'um bakar mısın? Bakamam. Nasıl yani? Oğuzhan, Oğuzların kayı boyundan değil miyiz? Abi herkes öyle olamaz ya. Abi linkler gelip duruyor. Mehmet Büyükekşi falan açtı. Şu anda otele hamurası doktor gelmiş durumda. Hangi otele? Ha tamam. Bu Suud'da hala. Bu uçağa da binmemiş o zaman. Yani... Kalsın pilav yesin ya. Yani ben yine sağlığından olmasını istemem. Başına bir şey gelmesini istemem yani. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldük. AKP Sözcüsü Ömer Çelik Atatürk'ün e hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Abi bahsettiğim Atatürk açılımı AKP'de devam ediyor. Artık söylemiştim demek istemiyorum. Bence söylemiştim demek de bir tık itici olmaya başladı ama yani AKP zaten ııı ee belirli bir premisi olan bir parti değil. Belirli bir premisi olan bir parti değil. Yani toplumun tepkilerine göre şekillenen bir partidir AKP. Ne verirsen oradan yürür yani. Anladın mı? Frem İslam'ına koyup Türkçe konuş. Ben Türkçe bilmeyen abicim ne yapayım amına koyayım bilmiyorum ya. Dur random link geldi. Aa bu güzeldir. Bunu izleyelim. O yüzden bakıyorlar abi diyorlar ki aa bak Atatürk primde Atatürk'ten demem. <laughs> Bu arada bunlar varken gelişimi zor. Abi bak print screen linklerine tıklayamam şu anda. Şu anda kendimi riske atamam. <laughs> Avrupalılar ve Amerikalılar bizi artık Arap sanmayacak. Oğlum Amerikalı dediğin adam futbola sakır diyor. Yani şu an yaşanmış olayı anlama ihtimali var mı sence? <laughs> sence var mı şu an ne olduğunu anlamamıştır bile. Muhtemelen şey diyor. <laughs> who's Atatürk? I don't understand mate. Just... Buddy. Buddy who's Atatürk? Who the is Atatürk? Anladınız abi adam. Adam Türk deyince aklına şey geliyor bak. Bütün Amerikalıların Türk deyince aklına gelen ilk şey nedir sizce? Hindi, kebap, deve. Cık, hiçbiri susturayım. Tütün. Tütün. Tütün abi. Turkish tobacco. Başka hiçbir sik bilmezler. Türkiye ile ilgili. Turkish Tobacco. That's all. Olay bu. Merhaba Asker. <laughs> Merhaba Asker. <laughs> Merhaba Asker. <laughs> Asker. <gülüyor> <gülüyor> bu herife gıcık oluyorum ya. Şey yapmaya çalışıyor. Tonlama yapmaya çalışıyor. Oğlum bilmiyorsun ki Türkçe yani. Niye tonlama... <laughs> bak bu herif tonlama yapmaya çalışacak bak. Hani... Oh, yapmaya çalışıyor olmuyor ama. Bir Aba. Selam. Kahve mi lan Her de güzel. Kahveye mi geliyorsun oğlum? Sen kimsin ya? Oysa ki Alabasta kralı Nefertari kobra mert bir adamdı. Ah be abi. E Neferileri. Öyle abi. İşte böyle arkadaşlar. Bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Bence gerek yok. Söylenen söylendi. Yapılması gereken yapıldı. Yumruklar atıldı. Bakın bir şey hiçbir zaman unutmayın. Gerçekten karşınızda dünyayı gezmiş bir kardeşiniz var. Tamam dünyayı demeyeceğim. Çok abartmayacağım kendimi. Yani 3 kıta gördüm en azından. 3 kıta 3 kıta ne oluyor amına koyayım? Telefonum düştü amına koyayım. 3 kıta gördüm. Tamam dünyayı görmedik. Tamam. Tamam. 3 kıta kafi. Yani şunu net söyleyeyim. Bakın bunu şovenizm, ırkçılık, ultra milliyetçilik, 3 değil lan 4 kıta oluyor. Ne siktir et. Konuyu dağıtmayalım. Bunlar dahilinde söyleyen birisi değilim. Beni biliyorsunuz. Zaten ben sol kökenli birisiyim. Ama hatta çocukken ve gençliğimde Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diyenlere çok gülerdim ben. Ama gerçekten Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yani gerçekten yok. Yani bunu biraz şey bir tane bir tane şey var ya böyle en düşük IQ'lu adamla en yüksek IQ'lu adam aynı şeyi söylüyor ve bir de ortada buluşanlar var. Harbiden Türkiye'de bunu en düşük IQ'lu adam da söylüyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. O farklı sebeplerden söylüyor. Ama harbiden en yüksek IQ'lu adam da bunu söylüyor günün sonunda. Gerçekten Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Harbiden yok yani. Harbiden yok yani. Bu doğru bir söz. Çünkü bu şöyle bir şey. Yani Bulunduğumuz bölgede herkesin kendi çıkar dünyası bir end game'i Anladın mı? Bir end game'i var. Yani end game nedir? Dünyanın sonu geldiğinde herkesin ulaşmak istediği bir pozisyon var. Dünyanın sonu geldiğinde İsrail şöyle olmak istiyor. İşte dünyanın sonu geldi. İran böyle olmak istiyor. Mesela siz şey duydunuz mu hiç? Dünyanın sonu geldiğinde Kanada böyle olmak istiyor. Yani ya yani şey duydunuz mu? İşte Meksika Amerika'yı almak istiyor falan. Böyle bir Megalo Meksikana diye bir fikir var falan. Böyle şeyler yok abi. Ama bizim etrafımızdaki herkes böyle. Herkes ya yani bir tane yok abi. Yunan'ın öyle bir fikri var. Dönüyorsun bakıyorsun Mısır'ın öyle bir fikri var. Arapların her birinin var. Suud'u İran'la kapışıyor. Onların bir büyük projesi var. Ona bakıyorsun o bunu düşünüyor. Bu bunu düşünüyor. Katar'la emirlikler birbirine girmiş. Ondan sonra acaba, İran ayrı bir hikaye. Kuzey'e bakıyorsun. Ulan Rusya amına koyayım ayrı bir dev zaten yandan pekmenlemeye başlamış. Böyle orada Gürcistan oturmuş bekliyor böyle tırnaklarını yemekten tırnak kalmamış amına koyayım. Herkes bir gergin silahlar böyle belde. Anladın mı? Gerginiz yani. Ve herkesin... Lan Bulgaristan'ın bile bir endgame planı var oğlum. Bak Kanada'nın yok Bulgaristan'ın bile bir böyle kafasında bir büyük bir Bulgaristan planı var ya. Herkes gergin moruk mekanda yani. Herkes gergin böyle ateş çemberinin ortasında da biz duruyoruz. Tam çemberin ortası. Yani derdi olmayan sorunsuz komşumuz yok. Yani bir komşumuza da gidip şey diyemiyoruz. İşte annem helva yapacak. Bir bardak irmiğiniz var mı diyemiyoruz yani anladın mı? Orospu çocuğu irmiğin içine şarbon koyar, onu eve götür irmiğin içine şarbon koyar hamına kodumun oğlu. Gergin yani, herkes gergin. O irmik kullanılmaz, o irmiyi alırsan önce bir laboratuvara götüreceksin. Böyle bir yerde yaşıyoruz biz şimdi. Eşim sen böyle bir yerde. Ve etrafındaki şeylerde de hani gitmiş ülkeler var anladın mı? Gitmiş yani. Siz bilmiyorsunuz oğlum eskiden Irak diye bir ülke vardı lan. Irak kim şu an? Irak ne şu an? Gitmiş anladın mı yani? Eskiden yani ben İran'la savaşacağım falan diyen bir Irak vardı yani. Anladın mı? Böyle hani İran'ın amına falan diye kalkan bir Irak vardı. Irak kim şu an? Irak ne yapıyor şu an? İşte kuzeyi ayrı, işte güneyi ayrı, batısında bilmem ne, işte ışit sönmüş ama közleri duruyor gibisinden falan. Böyle bir ne oluyor oğlum bu? Gözlerden Irak. Güzel espri. Şiiler bir şey yapıyor bilmem ne oluyor. Anlatabilir miyim? Yani böyle bir ortamda senin dostun olamaz. Çünkü büyük devletler bu oyunu satranç masasında oynayan devletler seni de ırak yapmak istiyor günün sonunda. Ve her yolu denediler. Bak yemin ediyorum her yolu denediler. Yani ben kim? Ben Sikko. 35 yaşında bir adamım yani. Bu ülkenin 35 yılını görmüşüm. 3-4 tanesini ben yaşadım anladın mı? Yani harbi yaşadım yani. 3-4 tane şeyi işte o Türk Kürt işte PKK bilmem ne o bak bak bu türban takıyor sen takmıyorsun amına koyayım. Oradan bu işte tarikatlar bilmem neler FETÖ'sü şimdi devam eden başkaları. Menzilde ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Devamlı yani bir her şeye getirmek istemiyorum mesela. Dış güçler. Çünkü iç güçler de fena değil yani. İç güçler de fena değil ama yani üstümüzde devamlı bir şey var. O yüzden büyük oyunu görmek gibi bir durum söz konusu değil. Harbiden orospu çocuklarının istilası altındayız. Ve fokur fokur kaynıyor. Ve bu Onlarca yıllardır böyle abi. Bu ülke böyle. Bu ülke böyle. Ve bekledikleri şey bu ülkede hiç olmuyor ama da koyayım. Yani o satranç masasındakilerin bekledikleri şey bu ülkede hiç olmuyor. Olmuyor. olmuyor abi. Peki neden olmuyor? Düşünün neden olmuyor? Tek cevabı Atatürk. Atatürk çünkü bize bir millet ruhu bahşetti. Yanmış kül olmuş bir imparatorluğa millet ruhu üfledi. Bu kadar basit. Yani biz Yugoslava benzemeyiz. Yani biz tutkalla tutturulmuş bir millet değiliz. Temeli güzel atılmış bir milletiz. Yani bu bize üflendi. İçimize üflenmiş bir ruhtur bu. Ve bu ruhu kimse söndüremez. Yani 23-24 yıldır deneyenler var mesela. Onlar da söndüremedi. Yani buna toplum mühendisliği denir. Bin bir türlü toplum mühendislikleri denendi bu ülkenin üzerinde. Olmuyor yani. Olmuyor. Neden olmuyor? Neden olmuyor? Çünkü aramızda hala sen varsın. Ben varım. Anladın mı? Biz varız. Bu bitmeyecek yani. Bana ne anlatırlarsa anlatsınlar. Ben doğru bilgiye ulaşacağım. Sen doğru bilgiye ulaşacaksın. O işin öyle olmadığını bileceksin. Sana başka şeyler yükleyemeyecekler. Anladın mı? Belki Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da her yerden HDP'nin, bilmem nenin propagandasına maruz kalmış bir kardeşim açacak, okuyacak, araştıracak diyecek ki aga ne olmuş? ve aga beni nereye ettirmeye çalışıyorlar. Ya da muhafazakar bir ailenin çocuğu olan bir kardeşim tarikat yurtlarına oralara buralara ittirilecek ve onu Araplaştırmaya çalışacaklar. Ve o bir gün diyecek ki aga ne olmuş? Ben kimim? Biz kimmişiz? Nereden gelmişiz? Anlatabiliyor muyum? Bu arkadaşlarımız yaşadığı sürece, var olduğu sürece bizim de sonumuz gelmez abi. Sen varsın diye. Bu bizim milli bilincimiz. Tamam. Ve hep olacağız. Yani ben korkmuyorum. Ben korkmuyorum abi. Başıma bir şey gelecekse de gelir. Korkmuyorum. Yani bu milletin bir ferdini rahatsız eden kişi bir ülkenin devlet başkanının oğlu ise bile ben onun anasına söven tweet atarım. Ben korkmuyorum. Atarım. Beni bunun için alacak mısınız? Alın amına koyayım. Ya da bu ülkenin değeriyle başka bir ülke dalga geçmeye çalışıyorsa ben o ülkenin devlet başkanına da söverim. Kendisine de söverim. Yedi ceddine de söverim. Gerek, gerektiği zaman gerekeni de yapmam gerekiyorsa onu da yaparım. Çok da sikimde. Bunu söyleyemeyeceksem, ben bunları konuşamayacaksam, ben böyle yaşayamayacaksam, benim yaşamama zaten gerek yok. Niye yaşıyorum ki? Ne antik Roma'da köle miyim amına koyayım? Gerek yok. O yüzden topunuz gelin çok da sikimle yani. Ne olacak? <laughs> Dur abi Bora var. E tamam işte örnek alır o da. Fena mı? Kötü bir şey mi yapıyor sanki? Ha örnek alır. O yüzden arkadaşlar ben sizden de şunu rica edeceğim. Bazı konularda çizgiyi çekmek zorundasınız. Hani bir kırmızı çizgimiz olacak. Kırmızı çizgimiz olacak diyeceğiz ki Abi benim şu an Hayatımda sahip olduğum bazı şeyler var Sorumluluğunu Aldığım bazı insanlar var işte Karım çoluğum çocuğum anam babam Kardeşim whatever bir şeyler var Ve belki ben gidersem Ve belki şu an Erk makamları benimle uğraşmak isterse başım belaya girerse Kötü olur sevdiklerim için Kötü olur olabilir yani o kırmızı çizgi geçildikten sonra bizim şunu dememiz lazım. Aga yandı yani. Bu saatten sonra her şey yandı. Alev aldı. Anladın mı? O dakikadan sonra Aga Üsküp diyenin sikecek. <laughs> Aga Üsküp diyenin sikeceksin o dakikadan sonra. Bu kadar basit. Arkadaşlar Erlik'in tweet'i açık tweet değilse ha açık tweet'miş gösterebilirim. Ülkende gazeteci kesen adamların yanına yaptıklarını kar bırakırsan bir de parayla seni satın alırsa bugün bağımsızlık sembolü Atatürk'e yarın bağımsızlığın ta kendisine saldırır. Turisti kavga etti diye özür dileten Körfez burada ölü rolü yapan hükümete ancak gülüyordur. Parayı basıp bu kadar şey yaptık Atatürk'ün temsil ettiği bütün değerleri çiğnedik ne resmine saldırınca bir tepki verdiniz deseler ne diyeceksiniz? Hadi Katar'la ilişkiler ayrı ayrı dediniz. Bu Selman ve köpeklerin ne kadar azı Türk düşmanı olur bilmiyor muydunuz? Yayın başında bundan bahsettim işte. Yayın başında bir, bir bunu söyledim. Nedir? Nasıl? Yalanladı mı? Sadece adam gitmiyor. Tabii. Çölde yatan trenler. Bayraktaki siyahlar. Kimi bayraktaki kırmızılar da unutulmayacak arkadaşlar. Unutmayacaksınız. Bazı şeylerin pazarlığı, konuşması, tartışması yoktur. Bir şey olur ve direkt hamle yapmak zorunda kalırsın. Nasıl bir şüpheli bana direkt silahını çevirdiği zaman ben ona jokumu çıkartmıyorum, elektro şak biber gazı yapmıyorum. Direkt ben de silahımı çıkartıp ölümcül müdahale yapıyorum. Bazı şeyler direkt öyledir. Tartışması yoktur. Bu Atatürk muhabbeti, Suudi Arabistan'daki muhabbet aynen öyle bir konudur. Atatürk istemiyor musun? Türkiye e, muhabbeti yapmak istemiyorsun? O zaman biz de yokuz. Böyle Mehmet Büyükekşi için bir ambulansın geldiği görüntüleri var. Kameraman arkadaşım Burak Meral sizlere o görüntüleri aktaracak şu anda. Ee, bir son dakika gelişmesi olarak Mehmet Büyükekşi için gelen kesin kesin olarak Mehmet Büyükekşi için mi arkadaşlar? Evet şu anda otelin önünde e, bir ambulans var. Mehmet Büyükekşi için geldi e, bir Arkadaşlar bakın yani şimdi Almanca arkadaşım demiş ki bizim milletimiz unutur. Evet bizim milletimizin İşte geliyor. Özel harekat. Bizim milletimizin en kötü özelliklerinden birisi unutma özelliğidir. Bakın bunu unutmayın. Benim gibi hatırlatmak isteyen insanları ileride linçleyip duracaklar. Unutmayın.

Kesildi. Kesildi. Kesildi mi? muhtemelen Şu anda oraya Şu anda oraya Suudi Arabistan Türkiye Başkonsolosu gitmezse abi, Gitmezse bu işi bıraksın. Bu olmaz yani. Yani biz sizin şeriatla yönetilen kabile devletinize benzemeyiz. Ne olacak bu iş yani bu bu olacak işte bu ne zaman yayınlanmış daha yeni Mm-hmm. Bakıyorum şey kim diye bakıyorum da büyük elçimiz. Onu Allah bilir. Ya gördünüz <laughs> mü? Aslında diplomat geçmişli bir adam yani bu. Yani bir yerden atanmamış. Ya yani tabii ki atanmış da. Bir yerden atanmamış herzaman tip domat geçmişti bir adam yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum nereden izleyeceğiz? Fox'un yok mu şeyi? Kendi sitesinde mi var? Arkanızda Spotify varsa gelecek önünüzde. Spotify'da ikinci el araç alım satımı anında takas ve nakit ödeme rahatlığıyla çok hızlı. Oh, <laughs> İzleyebilir miyiz? Hallo, help. Aynı, 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 ne oluyor? Cavdan çok reklam veriyorsunuz. Sabun, duş jeli. E sabunun temizliği ve kolay durulanması. <laughs> ya duş jelinin mis kokusu. Ekranlar mı <laughs> Tartışmaya gerek yok. Duru duş sabunu var. Sabunun temizliği, duş jelinin... <laughs> Bu kadar reklam olur mu kardeşim ya? Buu izleyeceğiz mi ya? Spotikarda iki. O Allah ya. Hacı yeter. İşte geliyor. Özel harekat. carini sevmem ama. Jetteki abi yok izletmiyor. Alo polis. abi kaç saat reklam dönecek abi ne oluyor konu siteleri gibi ne zaman atmışlar 26'sı ne demişler Suudları ülkemize bekliyoruz demişler abi. Abi reklam atlayabilir miyiz? Vallahi tarikata katılacağım. Bitmiyor lan. Oğlum ne zaman bitecek? Ha şu anda TV'de de reklam arası. Ha. O kaçak din kardeşim. Eş zamanlı olmaz. kardeşim. Olmaz. Tamam reklamdan çıkınca söyleyin ya. Reklam. Şuna bir ET desteği atar mısınız? Bu ciddi bir konu. Arkadaşlar biraz destekleyelim. Buna bir ET alalım arkadaşlar. Çünkü elçiliği ee, takladık. Bu önemli bir konu oturup çekirdek çitleyeceklerine vatandaşlarımızın ee, şu anda durumunu kontrol etmeleri daha aha. modlar link atabilir mi? Tabi tabi atın atın atın. Şuraya bir bakalım. Almak için yeni bir uçak göndermiş. Şu anda ekibimize bir müdahale var. Görüyorsunuz Elvan Arabi'ye vermemiş. Türk Hava Yolları onları almak için yeni bir uçak göndermiş. Şu anda ekibimize bir müdahale var. Yani görüyorsunuz Elvan Arat'a Suudi yetkililer bir müdahale de, ediyor canlı yayın yapan. Evet açalım sesi arkadaşlar. Açalım. Şu anda müdahaleyi görüyorsunuz. Arkanızda Spotikar varsa gelecek önünüzde. Spotikar'da ikinci el araç alım satımı anında takas. Ay ekibine Suudi yetkililer bikin, 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 bikin. E, no, müdahale no, ediyorlar. Haber verme hürriyetini kısıtlıyorlar. Deniz'in de dediği gibi işte nasıl I bir ülke olduğunu görüyoruz. There's no, There's no problem. We respect you. Thank you. Thanks. Thanks a thank a lot. Baş, okay. You understand okay. that. Hürriyet yok <laughs> ki Evet öyle bir hürriyet yok ki kısıtlı. Tam da bu kim ne yani ya tamam düştüm. Kamera indir. Bakın ya. Tamam. İndir alacaklar bizi buradan yok. Elvan duyabiliyor musun beni? Kamerayı indir alacaklar. Elvan. Tamam da who are you? Nader asker. Okay okay. Nader asker. Tamam. Bu tamam. ee, Suudi yetkililer kamerayı da kapattı an, gördüğümüz kadarıyla. Elvan uçaktırma. Nader asker. Nader asker. We are going to my okay. friend. Okay tamam tamam İndir şu tamam, kamerayı. Tamam, şu ya. an burada bize çok büyük güçüş çıkarıyorlar. Kut. O yüzden de e, burada yayına son vermek zorundayız. Hatta bizi evet. polis arabasına götürüyorlar şu şey an. Yap. Şu an Gözde Gözde burada yap. suudi evet. yetkililer bize izin vermiyor. Şey devam etsinler. Evet. Right. Devam etsinler. Evet evet. evet. Okay. Kamerayı kapat. O kadar açık. Tamam. Kamera finish fipla yetkili alıyorlar. bunu? Kesildi. Kesildi. Ooh. Hmm. <sighs> çıkan bir krizde e, buraya gelen 250 kişinin e, ülkeye dönememe durumu düşünülüyorsa biz ne getirdik abi buraya? Ya biz ne getirdik? Yani e, bu durum e, bu ülkenin rejiminin sert olduğu bundan bir hafta önce belli değil miydi? Bir ay önce belli miydi? Bu organizasyon buraya verirken belediye miydi? E, o zaman yani siz beni buraya getirirken ya da siz bizi buraya getirirken o zaman hayatınızı tehlikeye attınız. Ya benim düşüncem bu. E, Dediğim gibi olabilir, böyle bir düşünce olabilir ama yani bana çok mantıklı gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Ee, ve ikincisi, ikinci olarak şunu söyleyeyim. Ben bu kadar süre açıklama yapılmamasını biraz yine aynı şeyi söyleyeceğim, federasyonun bu konudaki en azından bu konudaki vasıfsızlığıyla e, ilişkilendiriyorum. Çünkü bence bu tamamen benim şahsi düşüncem. E, çok uzun süre boyunca son ana kadar maçın oynanma saati başladı işte 20.45'ti. 21, 21-10 orada bile bence ikna etmeye çalıştılar. Çünkü kendilerini düşündüklerini düşünüyorum ben. Zaten biliyorsunuz yani yığınları da... Arkadaşlar atmayın böyle şeyler amına koyayım ya. Gert Wilders tweetinin altına atılmış yorum. Abi bizde böyle. Gert Wilders beni blokladı. Bu da beni bloklamış. <laughs> ben onu bloklamışım çünkü Gert Wilders beni blokladı arkadaşlar sebebi şu <laughs> ülke başkanları beni blokluyor <laughs> ya ben buna dedim ki bu kalktı şey dedi Türk kadınları şöyle yapsın böyle yapsın falan filan dedim ki sen siktir git dedim Türk kadınları başka bir ülkenin politikacısından emir alacak değil ne yapacağımız dedim biz iyi biliriz kimse, dedim, mı? o da beni blokladı bir yaşandı. Ee, bir hakem, bir kulüp başkanı tarafından sahada resmen yumruklandı. Ee, sonrasında başka bir kulüp başkanı takımını sahadan çekti. Sadece bunlar bile e, bir federasyonun işini bitmesi için yeterliydi bence. Ama üzerine bir de bu kadar yani hem e, kulüplere, hem ülkeye, hem yine dünyaya e, rezil olan çok daha büyük bir olay yaşanınca yani bu olaydan çıkmak için bence ben yine söylüyorum bu bir bilgi değil, kulağıma gelen bir şey değil ama son dakikaya kadar, son saniyeye kadar e, bu e, takımları bu kulüpleri sahaya çıkmak için e, ben ikna etmeye çalıştıklarını düşünüyorum bunu başaramadıklarını anladıktan sonra da bunun, neden bu kadar bunu geç zaten, yapıldı bu açıklama bunun zaten delili var yani yayıncı son dakikaya kadar maçın yayınlanacakmış gibi davrandı bu zaten açık bir delili var bunun zaten kesinlikle bence de öyle e, son an, çünkü yani Ali Koç ve Dursun Özbek de yaklaşık bir yarım saat 5 dakika önce e, bizim oteli terk etti yaklaşık 3 saat, üç buçuk saat belki de otelde kaldılar. Ee, son ana kadar ben mücadele ettiklerini ve bu maçı bu şartlarda yani Suudilerin istediği şartlarda oynatmaya çalıştıklarını düşünüyorum ki ya yani bu benim için e, bu hadiseyi, bugünkü bugünkü hadiseyi ya da bugünü toptan e, çok daha katlanamaz bir hale getiriyor. Ve ondan sonra da işin artık dönmeyeceği belli olduktan sonra da muhtemelen bir 45 dakika e, bir saat o e, metin yazıldı. Yani virgülü, noktası, kelimeleri, acaba bu sözcük burada olur mu? Bu yüklem burada olur mu? Bu öznene mi başlamalıyız? Ee, ben yani bu açıklamanın bu şekilde ve bu e, saniye bu dakika kalmasının nedenlerinin bizim hayati tehlikemizden ziyade bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım da böyledir. Yani diğerini çünkü hiçbir şekilde kabul edemem ben. Ya içimdeki bu sinirin nefretini ne sindirecek, ne dindirecek ne, hiç bilmiyorum söyleniyor. ya. E Fenerbahçe kafilesinde yine Türk Hava Yollarına ait bir uçakla hareket ettiği ve 4.15'te Sabiha Gökçen havalimanına ineceği söyleniyor. Tekrar söylüyorum konfirmeye muhtaç, doğrulanmaya muhtaç bir bilgi ama bunu da e, iddia olarak daha doğrusu iddia demeyeyim de e, bir bilgi olarak son gelen bilgi olarak paylaşmakta yarar var. Evet belediyede özel seferler düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de havalimanına özel seferler düzenliyor diye de bir bilgi geldi. Şimdi Deniz e, az önce özetleyeyim dedin çünkü reklama giriyorduk ve zaman çok e, dardı. E, reklamı da zamanında girmemiz lazım. Bu da bizim özgürlüğümüzü sağlayan bir unsur, e, habercilik özgürlüğümüzü. Tabii tabii. Yani. E, Şunu söyledin, çok önemli dedin ki oradaki kuralları tartışmak yerine neden oraya gittiğimizi tartışmalıyız. Yani, çok evet, da doğru. Yani şimdi Murat Bey o kadar güzel bir fotoğraf çekti ki yani bu Suudilerin nasıl bir ülke olduğunu zaten e, bildiğimiz bir tablo. Şimdi bunu. Onlar böyledir, onlar şöyledir falan diye konuşmanın bir şeyi yok. Ee, yani benim düşüncem o biz neden oradayız ya? Biz niye Hadi, evet, söyle dinliyorum. Yani herkesin şu sorusu formada Atatürk vardır. var diye bizi burada dışarı çıkardılar, stadan almadılar. Ama TFF'nin kararı, TFF'nin kararı olduğunu söylediler bizzat. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler. Hadi, söyle. Evet, söyle dinliyorum. Düzel. <laughs> Bu muhabirlerin kurtulduğu söyleniyor. Ya kurtulmadıysa ben evden çıkacağım şu anda. <laughs> ne? Arkadaşlar bunu az önce izledik zaten. Arabistan'a mı gidiyorsunuz? Hayır protesto Hakkımı kullanacağım. Anayasada bulunan. ya? Sana ne? Madem ev sahipliği yapıyorsun, gelen bir insan, yapayım gelen forma yasal ne karıştırıyor? mı iki cümle? Evet Murat. Şimdi bu az önce saydım ya yasaklar içinde tabii resim de var. Şimdi Atatürk'ün adını geçirmemişler güya resimle itiraz ediyorlar ama <laughs> orada Nevşin dikkatini mi çekti dikkatimizi Ronaldo'nun resmi var yani. Değil mi? Yani Ronaldo eyvallah Atatürk değil. Ha Fox Öyle. TV muhabirleri yani kurtulmuş yani okey. Bu yapılan ya yani utanılmamış Türk zaten... Hava Yolları onları alma millet olarak yaşıyoruz ya. Bizi küçük düşürdüler ya. Hani bize şey yapıyorlar ya sürekli bir şey birini eleştirdiğimiz zaman hemen işte eleştirdiğimiz şeyi ya da şahsı küçük düşürdünüz diye hemen oradan ceza, buradan dava, buradan bilmem ne. Şimdi bu milleti küçük düşürdünüz. Buna hakkınız var mı ya? Buna hakkınız var mı ya? Bu Cumhuriyeti, Atatürk'ü, Türk bayrağını bu adamlara bu kadar böyle pespaye bir şekilde şey malzemesi yapmaya hakkınız var mı ya? Elinize ne geçti ya? Ya gerçekten insan böyle ben sabahtandır sakin sakin izliyor gibi olsam da içimde gerçekten çok büyük bir öfke oluştu. Bütün yani Türkiye'deki bütün yurttaşlar bizler hepimiz bu stüdyoda bizler Ankara'da Murat hepimiz aynı öfkedeyiz değil mi? Ya, ya ben bu senin, senin parayı bilebilirim değil bu. Ben senin paranı veririm. Kurtulduklarına <laughs> göre bu tweet'in bir anlamı kalmadı. Bir durum değil. Çok affedersiniz bir şey ekleyeceğim. Şimdi bir arkadaşım hani bu Flight Radar diye bir tane site var ya bütün evet, uçakları evet. görebiliyor. Radar mı? İşte Navshin. Maçın içinde oldu uçak kalktı mı kalkmadı mı şey var. Flight Radar diyor mı? Diyor ki şu anda diyor bu internet bu sitede bütün uçakları takip ettiğimiz Riyad İstanbul uçağı görünmüyor şu anda diyor. Bu tartar ee, olabilir. O görünmeyebilir mi? Özel uçakta olsa görünüyor tarifi, ya. Yani görünüyor rotadan e, bulunabilir mi bilmiyorum. Ben onu sık sık kullanıyorum. Hı hı. Tarifeli uçakları bulabiliyorsun ama çartırları bulamayabilirsin. Hı. Yani eğer uçağın kuyruk numarasını biliyorsan hı. E, e, onu öyle şey yapıp bulabilirsin belki ama rota olmadığı lazım. için, tarifi olmadığı için bulunamayabilir. Anladım. E, çünkü genel havacılık hizmetlerinden falan. Aslında anladım. bu kadar spekülasyonun olduğu bir akşam. Bir bir Biraz bir araç bir araç bir araç önce... önce. Bir buradaki seyirciler İstiklal Marşı'yla duruma tepki gösterdi. Tüm stat İstiklal Marşı söyledi. Fakat Suudi yönetimi buradaki e, İstiklal Marşı'nı durdurmak için küçük yayını yaptı. Gelişmeleri bu camiye adam takımı gelmiş yani sevgili dostum şimdi Bakın arkadaşlar bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani Suudlar zannediyor ki biz İstiklal Marşı'nı söylerken Asbel kadar paralarıyla satın aldıkları bir müsabakada üstüne müzik çalarak İstiklal Marşı'nı değersizleştirecekler. Şimdi sevgili dostum biz İstiklal Marşı'nı 7 düvel içinde İngilizlerin olduğu 7 düvele karşı verdiğimiz bir istiklal harbinden sonra yazmış bir milletiz. Tamam mı? Yani senin gibi varlığını İngiliz'e borçlu bir millet değiliz biz. Ya da böyle bir devlet de değiliz. Hiçbir şeyi kalmamış bir imparatorluğun küllerinden doğup içinde İngilizlerin de bulunduğu yedi düvele karşı savaşarak kurulmuş bir ülkenin milletiyiz biz. Yani sen öyle üstüne işte, müzik çaldın içtik daha var. siz işte. Aynen kanka aynen. Yani, yani milyonlarca yıl önce dinozorlar ölüp orada fosillerini bırakıp bugün petrol olmasaydı elinde hiçbir şey olmayacak bir avuç insansınız günün sonunda. Çok da şey yapmayın yani oradan ve dinozorların fosilinden kazandığınız parayla istiklal marşını bastırabileceğinizi zannetmeyin yani. Max bu. Yani, çal müzik. Onu söyledim zaten. Disney olayında da ben bunu anlatmaya çalıştım. Beni linçlediler. Atatürk bizim en büyük değerimiz. Bitti. Bitti. Kırmızı çizgi çekersin. Değil mi? Konu Atatürk olduğu zaman dersin ki kardeşim. Alayınızın amına koyayım. Sözleşmenizin amına koyayım. Bana verdiğiniz paranın amına koyayım. Sözleşme üstüne bana uygulayacağınız cezai işlemin amına koyayım. Başka da bir gerçek yok duramına koyayım, sizin şirketinizin amına koyayım, çekilmiş filmin de amına koyayım. Dersin tepkini verirsin. Nasıl İrfancan yaptıysa o tepki verirsin kardeşim. Yani İrfancan şu tweet'i attığında henüz takımlar maça çıkmamaya karar vermemişlerdi. Üstelik üstelik sen takımla sözleşmen var bir de üstüne. Adam bu tweet'i attın da sahaya çıkacaklar büyük ihtimalle carçurt falan deniyordu. Adam kalktı bu tweet'i attı. Anladın mı? Yani İrfancan'ın taşşakları, İrfancan'ın şerefi, onuru büyüktür bütün sanat sepet tayfa. Bütün sanat sepet tayfanın alayının amına kor bu adam. Yani demiş ki bir noktada. Ya aga. Tamam bak biz top oynuyoruz. Böyle milyonlar kazanıyoruz, iyi güzel. Hani belki takım ceza verir, belki işimden olurum, belki bir daha top oynayamam, belki milyonlar kazanamam da. Hacı benim bu milyonları kazanma sebebim zaten bu milletin bir ferdi olmam, bu milletin fertleri tarafından teveccühü görmem. Değil mi? Ve bu milletin kurucu atası Atatürk değil mi? Aga Atatürk'e laf atılan yerde ben neyin parasını kazanıyorum, neyin futbolunu oynuyorum, neyin ne yapıyorum amına koyayım demiş adam yani. Ben ben ne yapıyorum ya demiş. Hayırdır demiş ya benim demiş ne işim var amına koyayım ya. Bas alayının demiş amına koyayım demiş ya. Anladın mı ya bunu diyemedikten sonra çok anlamı yok abi yaşamanın. Atıp duruyoruz ne bu Önce Kaşıkçı dosyasını sattı sonra bu müptezeleri 3 kuruş için ellerini sıktınız rezisiniz. Neyse ki Atatürk maça girdi de milletin şerefini kurtardı Büyüksün Paşam. <laughs> Harbiden öyle. Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu dışında herhangi bir konuda yanılmadı bugüne kadar. Ebrar <laughs> <laughs> bunu mu fağlıyor? <laughs> Ebru aramana koyayım. Rusya'dan bilet bakıyor şu an. Değil mi? Hocu. <laughs> Aslında tam 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 şu an tam şu an tam şu an. Erlik burada mı? Kavvat Erlik burada mısın? Bir gecede çıkarabilir miyiz acaba onu ya? Bu konusu olmadan bir fikrim var. hallo Alec Discord'a gelemesin. Yayındayım bir Discord'a gel bir fikrim var. Acil. Hadi. Teslim olmayalım Halil'im. Çok iyi bir fikrim var. Konay Dear May. İrfan Can'ı şahsen tanıyorum. Çok sevilen bir futbolcu değildir. Abi bu konularda hep duruşunu belli Önemli olan zaten Abi ben anlamam. Ben futboldan hiç anlamam. İrfan kim olduğunu, nasıl biri olduğunu, nasıl bir futbolcu olduğunu, ahlaklı mı, ahlaksız mı? Fark etmez abi. Yani hiç kimse bu dünyada siyah ya da beyaz değildir. Herkes gridir. Ne kadar siyah olduğun, ne kadar beyaz olduğunu değişik gösterir. Ama insanın bir kırmızı çizgisi olur. İrfancanın bir kırmızı çizgisi varmış abi. Ben buradan bunu anladım. Dostum bunu gösteremem yayında. Ya bu arkadaşlar ırçı şeyleri yayında gösteremem. Ben dünyanın çok Alefret ediyorum bundan da. <laughs> Ya bu ne abi? Bu ciddi dark web haber mi? Bunu demiş mi? <laughs> Bir dakika bu gerçek mi? <laughs> demiş mi bunu cidden? <laughs> evet de, siz şaka mısınız? Demiş mi bunu cidden? <laughs> Ya bu, bu ders konularda Necelişler Cük diye oturmuyor mu amına koyayım? Amına <laughs> koydum. Sigarasından bir fırt alıp yazmış mı bunu cidden? <laughs> Abi demiş bu arada. <laughs> Ananı sikeyim demiş. <laughs> <gülüyor> 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 ali Yerlikaya acil ne demiş abi? <laughs> <laughs> Ossocuğum o orospu çocuğu bende bloklu. <laughs> Atma artık. Arkadaşlar çok aşırı şeyleri atmayın amına koyayım ya. Asrın tok malı da bende bloklu. Bazı mallar bende bloklu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi yerli kreativity ne demiş? Ya Oğlum başka fotoğraf bulamadım mı neden üstünde bu watermark? Altta Türk'ün internette milyarlarca fotoğrafı vardır. Neden bu fotoğraf ya? Depozit fotoslar almış. Adamlar hatta <laughs> Türk fotosu bile satılıktı abi. Erlik kaç yılında gelir acaba? Çok gerildik abi. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Oğlum atmayın diyorum bunları ya. Allah Allah'a oğlum ruh hastası mısınız? Bazı şeyleri yayında açamıyorum. Salak mısınız siz ya? Bak saçma tweet atanları banlamaya başlayacağım ha. Aynı şeyleri atıp atıp duruyorsunuz. Evet. Evet kendini başa sarmaya başladı chat. Bir reset mi lazım? Bir, bir böyle bir şey oldu chat. Bir kötü kötü oldu bu ne? Ee, bu orospu çocuğu da bende blokluymuş. Kim bu? Evet. Bir kişi bende blokluysa orospu çocuğudur. Çok şaşmaz yani. Jardel mi? Fel Abicim siz salak <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Abi şunun daha çok insana ulaşması lazım ya. Şahan <laughs> gibi tiplerin böyle günlerde rezil olması şart ya. Şart yani. Erlik ne zaman gelir acaba? Nasıl hala binemedi mi ya Fenerbahçe uçağı? Ayı oğlu Olmuş ayı tatlı. oroslu çocuğu da bende bloklu. Nice dinçim. Atmaz mısın? Teşekkür ederim. Bu da bende bloklu. Yes context ve O da oros bu evladıdır. Ya ba atma işte bunu ya. Allah Allah. Aloske mi ayı olayı? O bende bloklu değil ya. Aloske mi o? O zaman farklı bir ayı olayı o. Tamam Aloske orospu çocuğu değil ya. Aloske iyi adam ya. Yerlikaya güncelledi tweet'i. Ama o fotoğraf olmazdı çünkü yani. <laughs> o fotoğraf çok saçmaydı. Dur bakayım. Ay yok. Merhaba. Gang Caren'e saklı 2-3 işte atar mısın? <laughs> Bu çocuğu en son götünden sikeceğim olacak ya. Yeter artık ya. Oğlum salak mısın? Oğlum atma bunu diyorum. Mal mısın sen? Geri zekalı mısın sen ya? Sen mal mısın ya? Adana Kozanda bir vatandaş camdan çıkıp uludu. Normal. Oğlum ödesene de sesen. elektrik faturalarınıza. Hoş geldin. Yerleş. Hoş bulduk. Sen, ne haber? Sen hala iyileşemedin mi? İyileştim ya. Boğazım tahriş falan o. Geride kalan şey işte. Tamam. Evet, tamam. Çok kötü bir espri yapardım ama uzun zamandır seni görmediğim için o espriyi yapmayacağım. Keyifler zaten yerinde zaten mi? Görmedin, duyuyorsun. İyiyim bro, sen nasılsın? Yani. Keyfim yerinde değil tabii de. Gördüm Çok da daha... neyse tamam tamam Sa Sabahki kadar böyle sinirli falan da değilim. Şimdi ben diyorum ki böyle zamanlar insanları bilgilendirmek için güzel zamanlardır. Hmm. Ortak bir video yapalım. Ortak bir video yapalım. Konu ne? Suudi Arabistan. İyi yapalım da nesi için? Türkiye ile ilişkileri için mi? Yoksa Osmanlı Osmanlı Suud olayları, Suud Arabistan'ın kuruluşu, İngilizler, kabile. Yapılır ya şey konu. Kaynağı bol konu. İşte kaynağıyla şöyle güzel bir video yapalım. Sen yap. Bir kısım <laughs> bir kısmını ben seslendireyim. Beleş. Eh, eyvallah da su düşmanlığı nereden geldi şimdi? Yoksa sen de 28 Şubatçıları gibi operasyon mu çekiyorsun? <laughs> Hayır. Böyle zamanlar bence insanların tarihten ders alabileceği ee, tarihi de merak edebileceği zamanlardır. O sebeple bence tam zamanı batı bulunur anladın mı yapılır yani böyle bir video yapalım yapılır da Heh. sen futbol tayfayla kavgalı değil miydin abi hiç kimsenin başaramayacağı bir şeyi bir şey başardı bu sudlar hmm. abi biz futbol tayfayla şöyle olduk bugün Barıştınız ha? Bugün, bugün şöyle <laughs> Bugün Yani bak, imkansız bir şey bu Yani ben gerçekten parasını verdim Futbol profili olanları otomatik bloklayacak bir yazılım yaptırıyordum İptal ettirdim ya, İlginç bir şey oldu zaten Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler hep birlikte tepki veriyorlar Hani ilginçli değil aslında olması gereken de. Barıştık yani. Böyle bir şey oldu. Yani bu bu sanat sepet tayfanın ne kadar kansız olduğunu, ne kadar korkak olduğunu, ne kadar kendi ikballeri için bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin kurucu önderini köşeye atabileceklerini tekrar görmüş olduk. Yani bu futbol tayfa, futbolcular dahil, yönet, yöneticiler dahil, futbolu takip edenler dahil en azından bazı değerler konusunda ne kadar ayaklarının yere daha sağlam bastığını görmüş olduk. Yani bu beni şaşırttı açıkçası. Ya bir de şöyle bir şey var. Normalde futbol aslında en apolitik branş ülkede. Yani hiçbir politik şey olmaması gerekir. Tabi Türkiye'de siyasi şey var da geçmişi var da. Türkiye'deki bu toplumsal muhalefetine futbol üzerinden şekillenmesi geçen seçimlerde de hani Bahçeli ile kapışmıştı ya tribünler Beşiktaş'la birlikte. Hı -hı. Hep ilginç gelmiştir bana yani. Normalde politik takılan kendilerine politik kimlik çizenler hep sanat sepet tayfa dediklerin. Yani hem sanatçı hem politik bir figürüm ben derler genelde. Tabii ya o bir mesaj verecek anladın mı? Mesaj verecek. Abdullah Öcalan'a özgürlük hocam. Evet. Devam edin TRD buyurun de böldüm sizi. Yo ölmedin. TRD futbola politik aynen kanzı yazmış. Götünden mi dinliyorum? <laughs> Sincio mu attı bunu? Banlar mısın Sincio'yu şöyle bir hafta? Galatasaray'ın ısınmaya çıkmasına izin verilmeyen forma bu muymuş? Ya bu sürecin her kısmı da ayrı bir rezil yani. <laughs> Maçın orada oynanmasından tutun da kararın verilmesi, sürecin yönetimi, TFF'nin zırvalıkları, hükümetin mala yatması nereden tutsan elinde kalıyor yani. Yani ee, ben bu konuyla ilgili daha fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani kapalı Twitter'ımı bile açtım ben bugün bu konudan ötürü. Ben evet. o kadar priv hesabı kullanmaya başladım ki ana hesabı unuttum ben. Bu, bu sabahtan beri full privden yardırıyorum. Sonradan baktım ana hesaptan bir şey yok diye. Oradan da tabi daha ilici düzgün <laughs> Salman'ın anasına sövmeden bir tweet attım. Ne demiş? Aras iğnemli. Ya buna nasıl buna nasıl like attınız ya? Allah sizi kahretsin ya. Çok iyi tepki koymuş. Ben ne dedim? Sen ne dedim? Bunlara yasak demedim mi lan? Niye izin veriyorsunuz? İzin vermeyeceksiniz abi bunlara. Bu buna yasak. Buna yasak abi. Bak Jaho bilgilendirme Efendim, açısından. Ama. Açıklama yeterli. Teşekkür tamam. ediyorum. Tamam. tamam. Çok teşekkür. Ederim. Ya misvaka bile rezil olursun ya. Jaho, bilgilendirme buyurun. açısından bak. Attığım tweet'e bak. Hani bilgilendirme önemli ya. Böyle her gün yeni bir bilgi. Nereden attın lan? Heh. Discord'dan. Bu Doğru mu? Dayı doğru. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Gerçek info mu bu? Tabii tabii. Birinci el er kaynak. <laughs> Şeref yoksun mu? Sonra Şeref yoksun mu? Aa Araplar izledikleri şeylerden yola çıkarak Aras Bulut iyi nemliye Abi tabi bunun Arap fanları da var ona küfür etmeye bile değmez. Sen Hiç yeni mi, mi çaktın o mevzuyu? Aa! Sen demin sanat sepet camiasına sallarken onu kastetmiyor muydun? He? Sadece onu değil de şu an ben... Oğlum Arap... Aa! Onun körfezden gidiyor <laughs> bizim sektöre o ciddi para miktarı. Yani Disney'e bile daha rahat ses çıkarırsın o derece. Abi Disney olayına Araplar falan hakim bu arada. What the fuck? Aa. Oğlum tehdit ediyorlar Aras Bulut'u. <laughs> Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. <laughs> Abi ya gerçekten gerçekten şu samimiyetsizlik ya. <laughs> Yandaş Tolga Işık samimiyetsiz oğlum. Lan çok kötü ya. Oğlum çok kötü çok. Aa bak ne diyor adam bakın suutların duruma bakışına bakın arkadaşlar bu arada bu çok önemli bakın ne diyor Diyor ki Alfafra serisi bilmiyorum artık Alfafra nedir herhalde bir Türk e, dizilerinden birisi şöyle baktığımızda anlarız. What the fuck? <laughs> bir dakika. <laughs> çukurdur herhalde. Çukur. Aa Çukur, evet, evet Çukurdur herhalde. Çukur. Araplar arasında e, çok hızlı bir şekilde yayılan Çukur serisinin Al Muhayti değil mi herhalde adını da değiştiriyorlar. Bak diyor Allah'ın laneti üzerinde olsun diyor. Sen diyor insanlarla taşşaklı geçiyorsun diyor. Adam yurtta suç yuhanda suç dediği için. Nasıl? Burak gel gel Turan'a katıl kardeşim Turan'dayız. Araplar çok ilginç. Bu Suudlarla bizim aramızda zaten e, bu yani özellikle bu Selman döneminde e, ciddi bir kavga, ciddi bir kriz periyodu yaşamıştık zaten. Hı hı. O yüzden oradaki toplum da haberlerle, dizilerle baya baya şekillendirildi yani. E, o bir, bir ara bitti denecek bir şey değil. Bir evet ara İngilizlere tül, 12 tül, milyon... Türk malları milyon bu, dolar... yasaklanmıştı ya Suudlarda. Tabii onu zaten yasakladılar. Bir de 12 milyon dolar İngilizlere ödeyip Yavuz Sultan Selim'i kötüleyen şey filmi çektirmişlerdi. Mısır'la birlikte böyle Panara bizim canlandırma çabaları vardı. Arap milliyetçiliği canlandırma çabaları vardı bunların. Karşılıkta bulmuştur yani. Kendi kitlelerini tabii ki. Abi bu arada iyi ee, bu, Araplar nasıl konuyor bu kadar hakim bilmiyorum. Aras Bulut'u Türkiye'de de sevilmediğini Disney'in cancel'ladığını falan, falan her şeyi biliyorlar bu arada. Nasıl hakim oluyor? Oğlum bir tane bunların büyük sayfaları vardır. Bizdeki gibi aynı. Bizde nasıl misfak falan önden atıyor. Herkes peşine aynı şeyleri atmaya başlıyor. Bayağı biliyorlar. Hayır, bayağı dalgayı biliyorlar ya. Tamam pay oğlum siyah üstüne be beyaz üstüne siyah fontla yazmışlardır. Şukur'un başrol oyuncusu işte Disney'e tepki gösteremedi ama Araplara ırkçılık yapıyor falan diye. Oradan yürümüşlerdi. Aa bak mesela bu yazmış. Aa Rasputin filminde sinema salonları boştu. Tripleri falan yapıyorlar. Abi Aras bulut iğnemli bitti diyebilir miyiz? <laughs> Bayılıyorum buna ya. Oğlum senin derdini <laughs> koyayım. Aras bulut şu an gök bakar. <laughs> Yo ben... Tolga Çevik. Bir dakika abi. Bir, 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 saniye, bir, saniye, bir saniye, abi. Bir saniye, saniye <laughs> saniye abi. Bir saniye. Benim sinir olduğum şey bu evrendeki adaletsizlik. Yani bu heriflerin bu utangaç yavşaklığı yanlarına neden hep kar kalıyor? Kalmasın abi. Kimin kalmıyor ki? Sanki ya çok böyle cezalandırıcı de... tutarlı bir toplumumuz var da Aras Bulut'a itim geçtiler sadece. Ya en azından anlık yaşasınlar abi o Danfolu yani. Ya bir kere de cezalansın ya. Neden yani? Abi bakar mısın? Abici bunları anlatırız videoda. Bunları videoda anlatırız. Bir videomuz var. Ne demiş beni? Meri Temel ben olayların yaşandığı anda Al Kale Kalic karşı sahadaydım. Şimdi maçta çıktı bu olaylar üzerine bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Orada bir tepki. Ne? Merih Demiral kimdir? Olay nedir? Hiç bilmiyorum ha. Vallahi şu sürecin bilmiyorum. ayrıca şu tepki şeyinden sonra tepkiler verildikten sonra doğal olarak şu sürecin de bir aydınlatılması gerekiyor. Herkes bir şey iddia ediyor. Kimin fikriydi? Kim ne dedi? Kim nereye gitti? Amerika kalitesi düzeltti yayını izliyor herhalde. E bir tek biz tepki vermemişizdir canım insanlık tepki vermiştir yani. Ne diyor? Şimdi beyler benden daha atı Türkçünüz yok. Öyle mi? Ancak bir de gerçekler var. Futbolun kuralları var. Maçlarda giyinecek formalar alakalı FIFA'nın kuralları net. en az 15 gün önce hangi takımın ne giyeceği bir ısınmada giymek istemişler abi onu. Maçta ne gelince Suudi Arabistan FIFA karar veriyor. Son gün ben bunu diye şunu giyeceğim diyemezsiniz. FIFA bunu kabul etmiyor. çünkü Atatürk'ten bu arkadaşın aklına gele gelmemiş. Ya Süreç şu değil mi? <laughs> Bunlar önceden pankart açacağız demişler büyük iki tane. Bu kavga sebebi olmuş herhalde. Sonra işte Hamit falan gidip görüşmelere başlamışlar. En son da anladığım kadarıyla bir çözüm olarak tamam pankart açmayalım ama e, ısınma esnasında formalarla Atatürk formalarıyla çıkıyor galiba anladığım kadarıyla bu şekilde çözelim diye bir teklif gelmiş. Onu da kabul etmeyince e, olay patlamış. Doğru muyum? Hı hı, doğru. Her organizasyon FIFA organizasyonu değil zaten. Ahmet abi Kıbrıslı gözünden Kıbrıs'ı anlatma sözünde vardı. Bu sözünü unutma demiştim. Hayatta o işe girmem. Hayatta. O, onu hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Kıbrıs anlatma anlatma yok kardeşim. Ben... Abi şu an bir dakika Taksim'i Beyoğlu'nu geri mi alıyoruz abi? <laughs> Kaybedilen topraklar. <laughs> Ben gelmişini geçmişini. Ah! Bir ırk hiçbir yerde mi sevilmez? İftçilere karşıyız. Yaşa, yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adil yaslanacak, cihat yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. O kıyamızda yaşa, o bir arabistan ne ya? Evet. Ne ya? Aralarına bir Arap teyze karışmış bu arada. <laughs> Where do I get Turkish delight? Huh? Tell me. What are these people saying? A amoguslamış ya. Teyze amoguslamış araya. <laughs> Bahar ya. Evet bu konu böyle. Bu ne? Türk futbolu marka değerini bana göre zarar vermez. Benim düşüncem lider ben olarak bir duruş göstermiş olmamız Türk futbolu marka değerini bana göre zarar vermez. Benim düşüncem lider ben olarak bir duruş göstermiş olmamız Ben anlamadım. Kim bu? Türk futbolu marka değerini bana göre zarar vermez. Abi tanımıyorum. Ha futbol diyorum. Ha tanımıyorum ama ben de futbol hiç yok arkadaşlar. Ben hiç bilmem. Ben 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 futbol bilmeyen. Yani. Aa bu arada evet ee, GG'nin yeni bölümünü kaçırmayın arkadaşlar. Hemen bir göz atalım. Çeçelik. Oh, oh, oh. Herkese merhaba. Allah Allah. İğrenç, Çok Çeçelik abi. Çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbiden yaşanmış. Ben bu arada hani şey düşündüm. Lan acaba abarttılar mı? Bayağı yaşanmış yani bu olay. <gülüyor> <gülüyor> İrlanda selamlamış. Kuman ne yapıyor? Bu ne? amba adamdır. Dediğine kazanıyor. Dayak yenen insan dayak atmayı bilir. Abi lütfen ya. <laughs>